Yapmak istiyorum. Homeopati aslında bir tedavi yöntemi değildir. Homeopati bir şifa yöntemidir. Şifa ve tedaviyi ayırmamız gerekiyor ki bu 4 günlük bu kongrede de bunu sanırım birçok konuşmacı bunun üzerinde durdu. Çünkü tedavi bir şeyi ortadan kaldırmaya, bir hastalığı iyileştirmeye yönelikken şifa hastanın iyileşmesine yönelik bir yaklaşımdır. Ve homeopati bir şifa yöntemi ve bir sistemdir. Ve Hahnemann Organon'da, yani bizim homeopatinin felsefe ve uygulama kitabımız, birinci paragrafında ilk başta hemen hekimin soylu ve biricik görevinin hastayı iyileştirip sağlığını geri getirmektir diyerekten homeopatinin genel çerçevesini çizmiştir aslında. Yani homeopati şifayı sağlamak ve hastayı iyileştirmek için var olan bir sistemdir. Ve bu yaklaşımıyla aslında tamamlayıcı tıp dalları arasında da en yanlış anlaşılan tedavi yöntemidir maalesef. Çünkü bunun birçok sebebi var. Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre homeopati dünyada en sık kullanılan ikinci tedavi sistemi. Şimdi Helen geldi. Tedavi sistemi birincisi sistem olarak, yani yöntem değildir homeopati. Bir homeopati bir tedavi sistemidir. Sistem olarak birinci en çok kullanılan tedavi sistemi klasik tıptır ve ikincisi homeopatidir. Ve homeopati yine Dünya Sağlık Teşkilatı'nın verilerine göre GDP'si, yani kişi başı geliri 15 bin doların üstünde olan ülkelerde en sık kullanılan birinci tedavi sistemi ve 15 bin dolardan aşağı olanlarda da ikinci. Yani dünyada en yaygın kullanılan aslında tamamlayıcı tıp yöntemi homeopati şu anda sistem olarak. Ve dolayısıyla dünyada, Türkiye'de şu anda çok yok. Biz çok fazla farkında değiliz. Ama Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da homeopatiye inanılmaz büyük çok saldırılar yapılmakta. Özellikle homeopati ilaçlarıyla ilgili biz çok maruz kalmıyoruz. İyi ki kalmıyoruz. Kalmayalım da uzun süre. En çok yerin dibine batırılmaya çalışılan, çünkü homeopati klasik tıbbı yanlış anlaşıldığı için direkt karşıt olarak görülüyor. Bunun en önemli tabii sebeplerinden biri de maliyet. Homeopati ABD'de 2.9 milyar doları geçmekte cepten harcanan maliyetleri ve 2024'te Avrupa ve Amerika'da beklenen harcamanın 17 milyar euroyu cepten, sadece sağlık sistemleri içinde sigortaların ödemesini kastetmiyorum, 17 milyar euroyu geçmesi bekleniyor ve gittikçe çok hızlı bir şekilde büyüyen bir tedavi sistemi homeopati 200 yıldır. Ve bunun dolayısıyla hastalar arasında bu kadar çok yaygın olduğu için de ve gittikçe talep arttığı için de birçok Avrupa ülkesi homeopatiyi yasallaştırma ve yönetmeliklerin çıkarma yönünde hareket ediyor diyeyim. Ve tıbbın bir parçası olarak kabul edilmekte. Örneğin Orta ve Güney Amerika'da, Avrupa'daki, Helen daha ayrıntılı bahsedecektir Avrupa'dan, ve Güney Afrika'da bir fil tıbbın parçası olarak görülüyor. Türkiye'de biz bunun içindeyiz. Ve sağlık sistemini entegre eden ülkeler var. Bunlardan biraz Hindistan'dan bahsedeceğim. Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka, özellikle Hindistan, homeopatinin cenneti olarak geçiyor. Ve dünyada çok fazla, gittikçe sayısı artan homeopatik hekim. Ben tabii burada hekimlerden bahsedeceğim. Dünyada bahsediyorum daha çok, ama homeopati Avrupa'da olmak üzere ve daha çok da Amerika'da hekim dışı uygulayıcıları da çok yaygın olan bir tedavi sistemi. Ama tabii ben her zaman kayıtları ve hekimleri baz alarak hareket edeceğim. Avrupa'da 45 bin hekim, Brezilya'da 15 bin, Pakistan'da 10 bin, ama Amerika'nın sayısı çok daha az. 500 kayıtlı hekim, çünkü hekim olmayan daha fazla Amerika'da. Ama en yaygın dünyada homeopatinin olduğu ve homeopatın olduğu ülke Hindistan. Bilmiyorum, gideniniz varsa görmüşlerdir. 300 binin üzerinde kayıtlı homeopat hekim var ve bu her sene ortalama 3000-4000'den fazla hekim sisteme giriyor. Hindistan'ın şöyle bir özelliği var. Ben 3 kez gidip gittim, hatta 4 kez, ve bir seferinde 10 gün kalma ayrıcalığım vardı.
Çünkü Dünya Homeopati Birliği Genel Sekreteri olarak bütün Hindistan'daki araştırma enstitülerini gezdim. Kesinlikle bir cennet homeopati için. Sağlık Bakanlığı'nın yanında Ayuş Bakanlığı var ve Ayuş Bakanlığı Ayurveda, Yoga, Unani, Sit Tıbbı ve Homeopati'ye özel bir bakanlık ve bunların araştırma enstitüleri var. 19 tane, 180'in üzerinde özel hastane ve devlet hastaneleri var, fakülteleri var. 2500'ün üzerinde klinikleri ve de hastaneleri mevcut. Dolayısıyla hastalar primer sağlık hizmeti olarak homeopati ya da normal klasik tıbbı seçme şansları var ve artı homeopati hekimler mezun olduklarında istiyorlarsa ekstra bir yıl daha okuyup MD tıp gezmek için. Türkiye'deki durum nedir? Türkiye'de şu ana kadar bakanlığın sertifikalandırdığı 98 adet homeopat var diyeyim. Bunların 77 tanesi tıp doktoru, 17 tanesi eczacı, 4'ü diş hekimi. Bu sayının gittikçe artmasını bekliyoruz ama önemli olan homeopati de bilmiyorum bundan önceki diğer salondaki sunumda Doktor Mika'yı dinlediniz mi ve ben de klasik bir homeopatım. Homeopatide en önemli konu yaptığınız işi doğru yapmanızdır. Eğitiminizin de çok iyi olması gerekir. Çünkü yanlış bir eğitimle homeopatiyle zarar verebilirsiniz. Dolayısıyla temininizi çok iyi atmanız gerekiyor. Çünkü homeopati zararsız değildir yanlış uygulanırsa. Doğru uygularsanız insanın gerçekten şifa verirsiniz. Her tedavide olduğu gibi burada bahsedilen doğru yapıldığı zaman mucizeler yaratabilirsiniz. O yüzden çok iyi bir eğitim almanız gerekiyor homeopatide ve aldığınız eğitimi de çok iyi ilaçlarla kullanmanız gerekiyor. Şu anda dünyada 80 ülkeye yakın homeopatinin kullanımı var. Çok yaygın ve bunlardan 42 tanesi homeopati sistemine söylediğim gibi dahil etmiş durumda ve kabaca istatistik olarak 450 milyon hastayı kanatların altına almış durumda homeopati ve bu sayı gittikçe artıyor. Sadece insan sağlığı ile ilgili değil homeopati, aynı zamanda veterinerlikte de çok yaygın kullanılıyor. Türkiye'de veterinerlikle ilgili arkadaşlar var, bunun eğitimleri vermeye başlayanlar var. Fakat dünyada Türkiye'den çok daha yaygın. Dünyadaki veterinerlik eğitimlerini regüle eden Dünya Uluslararası Veteriner Homeopati Derneği var. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygın kullanım var. Veterinerlikteki uygulaması çok önemli. Çünkü en son okuduğum istatistiklere göre dünyadaki antibiyotiklerin yarısından fazlası tarımda kullanılıyormuş. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar kaçının. Ben antibiyotik almayacağım, kimyasal ilaç kullanmayacağım deyin. Yiyeceklerinizde bunu alıyorsunuz zaten. Organik tarımda en önemli ilaçlardan biri ki Türkiye'de de yönetmeliklerle geçti homeopatik ilaç kullanımı. O yüzden homeopatik ilaçların herhangi bir yan etkisi ya da olumsuz etkisi olmadığı için hayvanlarda en çok kullanılan ilaçlardan biri. Ve dostlarımızın sağlığı ve de çok önemli diye düşünüyorum homeopatik olarak bakılması. Diğer bir alanı Türkiye'de çok bilinmiyor. Bilmiyorum hiç duydunuz mu ama dünyada gittikçe yaygınlaşıyor. Agrohomeopati. Homeopatinin tarımda kullanımı da gittikçe yaygınlaşan bir uygulama. Aslında ilk bitkiler üzerindeki etkisini 200 yıl önce Hahnemann'ın en iyi arkadaşı ve öğrencisi Bönninghaus'un fark ediyor. Bönninghaus'un ilaç yaparken kullandığı fazla sıvıları, suları çiçeklerin dibine dökmüş. Döktükten sonra bitkilerin hepsinde farklı bir değişim olduğunu gözlemlemiş. Ama çok eğilmemiş. Yine ondan sonra Darwin homeopatiden çok fayda gören bir ünlü diyeyim. Homeopati tedavisi olduktan sonra bitkilere homeopatinin de etki ettiğini kendi gözlemlemiş ama bu düz çok fazla devam etmemiş. Ta ki 1990'lara kadar, 1992 civarı bitkilerde homeopatiyle ilgili çalışmalar başlıyor. Daha çok bebek, çok emekleme safhasında. Örneğin homeopatinin bitkilerdeki besinsel değerini arttırdığı ve bitkinin kalitatif özelliklerine ve üretimine katkı sağladığını saptamışlar. Homeopatik ilaçların biyolojik ve biyolojik olmayan strese karşı direnci arttırdığını göstermişler. Bunlar çok önemli. Brezilya'da bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Hatta
yapılan bir pilot bölgede uçakla ilaçlama yapıldığını biliyorum, homeopatik ilaçla. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi isteyenler Liga, Dünya Homeopati Birliği'nin sayfasında Scientific Framework'te bütün araştırmalar listelenmiş durumda, ulaşabilirsiniz ücretsiz. Homeopatinin bu kadar yaygın olmasının diğer en önemli sebebi ilaçların inanılmaz ucuz olması. Çünkü homeopatik ilaçlar jenerik, patentsiz, patente alınamayan ve düşük maliyetli tıbbi ürünlerdir. Türkiye'de de yakında umarım çıkacak, homeopatik ilaçlar gelecek. Ama bir akut durumda maliyeti günde 1 euroya düşüyor. Kronik durumda ise birkaç sente kadar düşmekte. Tabii bu kadar ucuz olduğunda talep de daha fazla oluyor. Sonuç da alıyorsunuz, yapılan araştırmalar ciddi bir şekilde iyileşme görüldüğünü gösteriyor maliyet düşüklüğüyle. Saldırının olması çok doğal. Çok uzatmadan, benim genel sekreterliğini yaptığım 1925'te Rotterdam kurulan Liga Medicorum Homeopathica Internationalis'ten 2 dakika bahsedeceğim. Bu dünyada ki bütün homeopat hekimlerin, eczacıların ve diş hekimlerinin çok cüzi 15 euro 10 euro gibi yıllık bir maliyetle üye olabilecekleri bir dünya homeopati birliği organizasyonu ve tek dünya birliği organizasyonu ve bunun yönetim kurulu ve International Council dediğimiz genel kuruldan oluşuyor ve dünyanın değişik bölgelerinden her seferinde rotasyonla farklı yönetim kurulu üyeleri oluşuyor. Bu sene, yani bu dönem genel sekreterliğini ben yapıyorum. Değişik çalışma grupları var. Araştırma üzerine, ilaç denemesi üzerine, eczacılık üzerine ve eğitim üzerine. Ve çok basit, sadece bir iki projesinden bahsedeceğim ki bütün üyelerin 10.000'e yakın üyemiz var 60 ülkeden. Herkesin gönüllü bir şekilde katılabileceği projeler bunlar. Örneğin çok merkezli homeopatik ilaç denemeleri başlattık, yapıyoruz şu anda. Çünkü dünyanın 4 ayrı kıtasında homeopatik ilaç denemeleri var. Aynı zamanda çok fazla solidarity work, yani yardım çalışmalarımız var. Eğitim olmayan ülkelere eğitim götürme gibi, salgınlarda müdahale etme gibi, en son Ebola ile ilgili bir projemiz oldu. Ben bir fil koordinatörlüğünü yaptım. Artı dünyadaki homeopati eğitimleri ICH ile beraber standartize etme gibi çalışmalarımız var. Bir de homeopatik farmakokopeleri tek bir isim altında toplama. Çünkü her ülkede farklı. Bu tip çalışmalar var ve buradaki çalışma gruplarına herkes girebiliyor. Kesinlikle davetlisiniz. Ve en önemlisi, Dünya Homeopati Birliği'nin her sene 1876'dan beri yapılan Dünya Homeopati Kongreleri var. Dünya çapından birçok homeopat araştırmalarını, vakalarını burada tartışıp sunuyorlar. Her sene farklı bir kıtada ve farklı bir ülkede yapılıyor. Geçen sene Leipzig'te yapıldı. 2020'de 75.si ilk defa Türkiye'de olacak. Ve Dünya Homeopati Kongresi'nin bir daha da Türkiye'ye geleceğini uzun süre düşünmüyorum. O yüzden 2020'de o dönemde muhtemelen başkan yardımcısı olacağım. Bütün herkesi Dünya Homeopati Birliği'nin kongresine şimdiden davet ediyorum. Teşekkürler.